Herkese merhabalar. Hoş geldiniz bugünkü oturumumuzda. Ben Gamze Konca, Işıl Baysan Selim hocamla bir söyleşi yapacağız bugün. Ben kendisini de yayına almaya çalışıyorum şu an. Bakalım. Selamlar herkese. Ha, Işıl hocam katıldı. Hemen. Süper. Tamam sanırım bağlı. Merhaba. Merhabalar Işıl Hocam, hoş Merhaba, geldiniz. nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ederim ayrıca. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ekibine ve size, onların nezdinde. Çok teşekkürler. Bize bu yoğun programınızda vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim Işıl Hocam. Teşekkür ederim. Yani hedefimiz ve amacımız bu minvalde olduğu için işin yoğunluğunun bir anlamı kalmıyor. Evet. Bakalım şimdi sadece ben ses ve görüntüyle ilgili bir geri dönüş istiyorum izleyenlerden. Ses ve görüntü her şey yolunda mıdır? Teknik kısmı halledelim sonra sohbetimize Tamam, başlayalım çünkü peki. bana Yani ben görünüyorum, değil mi? Hani sizin açınızdan bir Evet. problem yok. Tamam, peki. Ben görüyorum. Sesinizi de gayet rahat duyuyorum. Tamam, harika. Tamam. Sanırım herkes de onay verdi. Tamam, harika. Tamamdır. O zaman ben kısaca böyle bir girizgah yapayım izninizle. Tamam. Ben öncelikle Gamze Konca, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yeni Mimarlık Fakültesi'nde sinema yapım, film yapım dersleri veriyorum. Işıl Hocam da benim ta aslında lisanstan beri hocam ve ta o zamandan beri yıllardır öğrenmeye doyamadığım bir bilgi kaynağım diyeyim. Teşekkür ederim. O yüzden kendisiyle geçirdiğim her sohbet benim için müthiş keyifli ve heyecan verici. Bugünü de o yüzden heyecanla bekledim. Işıl Hocam tekrar teşekkürler bu davetimizi kabul ettiğiniz için. Kısaca mimarlık ve sinema nasıl bir sohbet yapacağız? Ben böyle küçük bir özetle geçmiş olayım. Ondan sonra hemen size vermek istiyorum sözü. Bugün mimarlık ve sinema üzerine bir konuşma yapacağız ama bu zaten çok geniş, üzerine çok uzun uzun sohbet edileceği bir mesele. Bunun Bir neresinden kesildi tutalım? aslında ama Ha, şu anda ben bir görüyorum kısa sizi kesinti ama. oldu. Ben duymadım sizi. Kısaca mimarlık ve sinema hakkında konuşacağımızdan Tamam. bahsediyordum. Tamam. Bu tabii çok hani geniş bir mesele, konuşulacak çok şey var ama bugün biraz da sizin aslında bir yazınıza denk geldim. Oradan esinlenerek mimarlık ve sinema arasındaki o etkileşimin soy kütüğü sizin de yazınızın başlığıydı aslında. Oradan birazcık sohbetimize başlayalım istedim. Sizin için de uygunsa. Hatta önümde de o yazı duruyor bilgisayarda açık. Ben de Öyle mi? Ben oradan açmadım aslında ama ben de böyle bir takım notlar aldım o yazı minvalinde konuşacağımız için. Zaman zaman notlarıma bakabilirim. O yüzden herkesten şimdiden özür diliyorum notlarıma bakarak konuşursam. Şöyle, ben o yazıyı Beton Art dergisinin sinema mimarlık sayısı için hazırlamıştım. O sayının editörüydüm. Pek çok arkadaşımızı, bu alanda çalışan arkadaşlarımızı davet etmiştim.
Onlar da çok sağ olsunlar, icabet ettiler ve hani yazı ne minvalde gelişsin diye düşündük. Daha doğrusu sayım ne minvalde gelişsin diye düşündük. Yani bu her şey olabilirdi. Mimar, mimarlık, kent belgeselleri, işte mimarlık üzerine, yani mimarlığın ve mimarın etkin olduğu filmler, mimarlık manifestoları, bilim kurgu filmleri, mimarlık temsilleri vesaire, ütopyalar, hani geleceğin şeyleri, bilim ne derler, kent göstergeleri vesaire. Her şey olabilirdi. Çünkü tam da aslında mimarlık ve sinema ilişkisi böyle gelişen bir şey. Çok eksenli, çok paradigmalı gelişen bir şey. Etkileşimi konuştuğumuz zaman, o zaman ne diyoruz? Hani hem mimarlık sinemadan hem sinema mimarlıktan besleniyor diye düşünüyoruz. Ama öte yandan da mimarlık ve sinema arasındaki ilişkileri, yani o ara kesiti tanımladığımız zaman sadece mimarlığın dilinden ya da sadece sinemanın dilinden konuşamıyoruz. Yani burada çok farklı paradigmalar, hani seninle de çok sık sohbet ettiğimiz gibi farklı ölçekler kullanıyoruz, farklı ölçüler geliştiriyoruz. Bu ne bileyim işte psikanaliz ve sinema mimarlık olabilir, yani mimarlığın mekanı psikanalizi olabilir, işte toplumsal cinsiyet olabilir, iktidar olabilir, nörobilimler olabilir. Hani çok farklı o kesiti besleyen, ara kesiti besleyen konular var, disiplinler var. Dolayısıyla burada artık hani o disipliner çerçevelerin ne mimarlığın ne sinemanın çok da ortodoks çerçevelerini kullanamayacağımız anlamına geliyor. Yani zaten bunların birer bilim iktidarına karşılık geldiğini düşünecek olursak, bilgi iktidarına karşılık geldiğini düşünecek olursak, evet, o çerçevelerin artık dışına taşan bir oluşumdan söz etmek mümkün. Hatta bir mekanizmadan, bir aygıttan söz etmek mümkün. Yani bu ilişki bir aygıtsal niteliği de olduğunu söyleyebiliriz. Bir mekanizma. Çünkü içine neyi koyarsan etkileşerek başka bir şeye dönüşüyor. Hatta benim o yazıda da senin de görmüşsündür söylediğim gibi, hani bu mimarlığın ilk işte 20-30 yılındaki o modernizmin mottosu olan makine mimarlık kavramı, hatta bunu 17. yüzyıla kadar da taşıyabiliriz. Yani Descartes'in kartezyen düşüncenin makine mekan, makine insan, makine beden düşüncelerinden beslenen, daha sonra Newton'la birlikte ayakları yere basan, yani hani yer çekimiyle birlikte evet bu olabilir dedirten ve sonsuza kadar açılan bir kartezyen uzamdan söz edersek, bu makine mimarlık ya da makine beden meselesi çok da aslında sadece modern mimarlığın icat ettiği bir şey değil. Bu 300 yıldır beslenen, sanayi devrimiyle de birlikte gelişen bir şey, oluşan bir şey. Dolayısıyla buradaki artık disiplinler arası çalışmalardan da söz edemiyoruz. Yani burada trans disiplinleri, hatta yani trans disiplinlerden, birbirlerini çapraz kesen, birbirleriyle etkileşen disiplinlerden söz edebiliyoruz. Dolayısıyla hani burada sinema mimarlık başlığını seçtiğimiz zaman pek çok bu alanda çalışan kişinin, artık günümüzde çok yaygın çalışan kişinin söylediği gibi, artık yeni bir disiplinin dilini konuşuyoruz biz. Yani sadece ben mimarlık yapıyorum, sinemayı temsil olarak, böyle bir şey çok söz konusu değil aslında. Yani sinemayı sadece temsil açısından düşünmek bir yanlışlık olur. Mimarlığı da sadece sinema üzerinden düşünmek bir yanlışlık olur. Çünkü bütün bunlar aslında öte yandan da nasıl söyleyeyim, yani medyanın iki ayrı medyum, iki ayrı makina gibi düşüneceğimiz şeyler, iki ayrı aygıtın birbirleriyle etkileşmesi gibi bir şey. Dolayısıyla burada bir soykütük çıkartmak zorunlu hale geliyor. Foucault'un deyişiyle ya da Nietzsche'den ödünç aldığı şekilde. Foucault zaten soykutuyu bir anlamda bir belgesel olarak düşünüyor. Yani böyle diyor, hani gri bir belgeseldir, yani o ara kesittir demek istiyor. Ve bu belgesel yolculuğunu düşünürken de güncellik gerektiğini söylüyor. Yani güncelliğin meselesi, güncelliğin olayları, güncelliğin akışları üzerinden yola çıkarak ancak diyor geçmişi analiz edebiliriz. Ve dolayısıyla bu o zaman bir köken arayışı anlamına gelmiyor. Yani sinema ve mimarlık ilişkisini
düşünen, üzerinde çalışan arkadaşlarımızın çeşitli paradigmalardan beslenmesi mümkün tabii. Yani bu ne olabilir? İşte mağara, hepimizin evi, ilk mimarlık bulgusu, işte oradaki duvar resimleri, oradaki hareketli görüntüler vesaire. Bunlar sinema-mimarlık ilişkisinin ilk etkileşimleri olabilir. Yani bunların da örneklerini görüyoruz. Hani Lascaux mağarasında vesaire, Altamira'da, İspanya'da ve Fransa'daki mağaralarda. Bunlar çok akılcı tabii. Sonra Platon'a geliyoruz. Platon'un mağara teorisine geliyoruz, metaforuna geliyoruz. Oradaki metaforda da hani gözlerimize gördüğümüz hiçbir şey gerçeklik değildir diyor. Gerçekliğin yanılsamalarıdır diyor. Dolayısıyla bizim aslında sinemada izlediğimizin bir yanılsama olduğunun altını çiziyoruz. Ama bu öyle bir yanılsama ki gerçeklikle rekabet eden bir yanılsama. Yani gerçekliği göründüğü gibi üretmeye meyleden bir yanılsama. Göründüğü gibi üretmekten kastım da aslında çok da öyle göründüğü gibi olmuyor tabii. Çünkü sinemanın kendi sinematografinin tasarım araçları var ve bu araçlar devreye girdiği zaman her şey değişiyor. Yani sinema ekranındaki perdenin boyutunu da, perdenin boyutlarını düşünecek olur. Onlar bile olayı değiştirebiliyor. Görüntünün şeklini, biçimini değiştirebiliyor. Mekanın morfolojisini değiştiriyor. Yani sinema perdesinde bir mekan olarak düşünerek bunu söylüyorum tabii. Öte yandan sinemanın içerisinde bir filmin anlatısını temsil eden ya da o anlatısının arka planını oluşturan, hatta ruhunu veren, duygusunu veren, tekniğini veren mekan kullanımı doğrudan sinematografinin araçları ile ilgili. Yani bu araçlar nedir diye düşünecek olursak, bu araçlar senaryodan başlar, anlatıdan başlar, hatta bir scriptten, yani hatta bir mottodan bile başlayabilir. Deleuze'ün şeyiyle bir fikrim var meselesinden başlar. Daha sonra işte senaryo, storyboard dediğimiz, mimarlıkta da çok sık kullandığımız diyagramlar, storyboardlar, kameranın çekim açıları, ışık, karakterlerin makyajları, giysileri, her biri bunlar aslına bakarsanız sinemanın tasarım araçlarıyla birlikte mekanın nasıl yeniden üretildiğini bize gösterir. Ama bütün bunların ötesinde bir de bir başka boyutu var mekan ve mimarlık ve sinemanın ki o da işte aslında sinema mimarlık disiplininin, artık bir disiplin olarak bunu kabul edecek olursak ki hani filmli mimar bu konuda çok hani arkadaşlarımız da artık tanıyorlar, Türkiye'deki arkadaşlarımız da Hoani Palazman'ın söylediği gibi son zamanlarda en moda şey sinema mimarlık çalışmak diyor. Yani bütün üniversitelerde hemen hemen sinema mimarlık çalışmaları yapılıyor ve bu çalışmaların arka planını oluşturan şey mimarlığın sorunlarını konuşmaktan tutun da mimarlığın nasıl duyumlandığı, duyumsandığı, nasıl algıladığı meselesine kadar gidiyor. Ve bu anlamda çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Ama daha ötesinde mesela işte Bernard Tchoumi'ye, Jacques Nouvel'e, ondan sonra Ram Koolhaas'a, Koop, Himmelbau gibi mimarlara baktığımız zaman bu mimarların sinemayla derdi başka. Sinemayla derdi ontolojik. Yani onun sinemanın doğrudan kendi ontolojisinden, o mekanik karakterinden, mekanizma olma karakterinden yola çıkarak da mekan, zaman ve devinim üzerinden kurguluyorlar. Ve bunun başlangıcını da eşik noktası da Le Corbusier. Türkiye'de de çok hani aslında Corbusier'in ne yazık ki mimarlıkla olan ilişkisi, sinemayla olan ilişkisi çok bilinmiyor. Bu hani çok ilginç bir şey. Makina mimarlık deniliyor ama Corbusier'in sinemayla ilişkisinin nasıl başladığı, yani doğrudan işte bir tek Pierre Chenal'ın filminden hani yola çıkarak da biz Corbusier'i tanıyoruz. Oysa ki Corbusier'in ta şeye kadar 1920'lerin ortasında Rusya'ya gitmekle başlayan bir sinema macerası var. Yani orada Rusya'ya gittiği zaman Rusya'da Moskova Mimarlar Odası Başkanı'la birlikte bir film tasarımı yapıyor. Eisenstein'in yapmış olduğu bir filmle ilgileniyor ve bu film Genel Çizgi adında bir film bu. Genel Çizgi filminde bir generalin çiftlik evi var ve o çiftlik evinin tam da Corbusier
tarzda, o Esprit Nouveau'da yapmış olduğu tarzda bir ev yapması isteniyor ve bunun tasarımını Corbusier yapıyor ve bu ev gerçekten inşa ediliyor ve o Moskova Mimarlık Odası Başkanı ile birlikte, Andrea Brouwer'la birlikte Eisenstein ve Le Corbusier birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ardından Corbusier döndüğü zaman memleketine, Paris'e, Eisenstein diyor ki hani ben bir film yapmak istiyorum ve bu filmde sizinle çalışmak istiyorum tekrardan diyor. Ve hiçbir zaman gerçekleştiremediği, daha doğrusu Hollywood'un yeterince atraktif bulmadığı için kayda almadığı, o dönemin koşulları içerisinde Sovyet Rusya'da da çekilemeyecek bir cam ev projesi geliştiriyor. Ve bu cam ev projesinin doğrudan Corbusier'in cam mimarisiyle ilgili yaklaşımlarının, o şeffaflık, geçirgenlik, saydamlık, dışarısı ile içerisinin bütünlüğü. Hatta şöyle bir şey de deniyor, Pierre Chenal da bunu söylüyor. Yani Corbusier'in evi zaten doğrudan bir görüntü makinesi gibidir, bir kamera gibidir. Yani içinde dolaşırken siz zaten bir turist bakışıyla dolaşırsınız, sürekli film çekersiniz diyor. Dolayısıyla burada başlangıç, hani sinema mimarlığın başlangıcı böyle başlarken bir anda Modern Mimarlık Kongresi yapılmasına karar veriliyor ve Brüksel'de yapılacak kongre için Corbusier diyor ki o zaman Eisenstein'ı da çağırayım, mimarlık ve sinema birlikte çalışsın. Neden? Çünkü yani mimarlık diyor, aslına bakarsan sinemanın içerisindeki mimarlık, architecture promenade dediği bir gezi alanı diyor. Yani mimarlığın gezdiği bir şey diyor. Yani şov yaptığı bir şey diyor sinema. Dolayısıyla sinemasız bir mimarlığı düşünmek artık söz konusu değil diyor. Bunun üzerine hakikaten işte Modern Sinemacılar Birliği ile Modern Mimarlık Birliği, iki ayrı kongre yapan o dönemde birlik bir araya geliyor ve ortak bir çalışma yapmaya karar veriyorlar. Neden? Çünkü o dönemde modern düşüncenin, modern mimarlık fikirlerinin, avantgard fikirlerin aslında tek medyumu sinema olabilir. Yani bunu kitlesel bir şeye dönüştürmeden, ifadeye dönüştürmeden bunu yaygınlaştırmak çok mümkün değil. Yani sadece ozalitle, çoğaltmayla olacak iş değil bu, fotoğrafla olacak iş değil. Dolayısıyla davet ediyorlar. Ancak davette maalesef sinemacılarla mimarlar anlaşamıyor. Karşılıklı bir egosantrik travma yaşanıyor ve birlikte ortak bir şey yapmaktan vazgeçiyorlar. Ama bu vazgeçiş aslına bakarsan öyle pratikte yani duygusal bir vazgeçiş olabiliyor ama pratikte vazgeçiş hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü avantgard sinema dediğimiz zaman sinema yönetmenlerinden tutun da set tasarımcılarına kadar pek çoğu zaten mimarlık kökenli, mimarlık eğitimi almış ya da mimarlarla çalışan kişiler. Dolayısıyla burada hatta Bauhaus döneminde Hans Richter, Hans Meyer modern mimarlık meselesini şey yapabilmek için, gösterebilmek için, yani bunu kamuyla paylaşabilmek için Das Neue Frankfurt adı altında bir ekip oluşturuyor ve bu ekip o dönemde yapılan bütün tasarımları, mimarlıkla ilgili özellikle de konut tasarımları bunlar, tasarımları Ernst May denilen bir mimar eşliğinde çektirme kararı veriyorlar. Ve o dönemde kaç tane, 4 ya da 5 tane yanılmıyorsam film çekiliyor mimarlıkla ilgili. Bunlardan bir tanesi Minimum Housing diye bir film. Bu böyle kısa filmler bunlar. Hatta böyle sinemalarda eskiden siz hatırlamazsınız, gençsiniz, bizim çocukluğumuzda sinemanın öncesinde böyle bir reklamlar olurdu, işte banka reklamları vesaire olurdu. Ondan sonra bunlar böyle kamu projesi gibi çalışırdı, yani kamu spotu gibi çalışırdı. Bunlar da öyle aslında, kamu spotu gibi çalışan, filmlerin önünde gösterilen filmler. İkincisi çok iyi bildiğimiz Frankfurt Mutfağı.
Hatta tasarımcısı biliyorsunuz Türkiye'de de şey yaptı, akademide öğretim görevlisi oldu. Daha sonra Yaşamın Binanın Yeni Yolu diye bir film çekiyorlar ve ondan sonra da şehirde bir ev inşasının nasıl olabileceğine ilişkin bir film çekiyorlar. Daha sonra bu filmler öylesine çoğalıyor ki yaklaşık Janssen diye bir yine film araştırmacısı, film mimarlık üzerine çalışan İsviçreli bir yine akademisyen arkadaşımız diyor ki o dönemde kültür film hareketi altında yaklaşık 12 bin tane mimarlık, mobilya, ev tasarımı, ev modası, işte hayat kustosu gibi filmler çekildi diyor. Yani olay böyle başlıyor. Dolayısıyla bir soykütük dediğimiz zaman bu soykütükte temel mesele ne demiştik? Öncelikle bunun bir mekanizma olması ile ilgili. Yani hareket, mekan, zaman, devinim olması ile ilgili. O yüzden zaman meselesi doğrudan bizim yani mekanı kullanırken geçirdiğimiz zamanla ilişkili olduğu için aslında bu zaman meselesi sadece mekanik zaman değil. Yani saat zamandan bahsedemiyoruz. Evet, bir saat zaman var. O dönemde Einstein'ın görelilik teorisinin de ortaya koymuş olduğu hani dolaştığımız zaman geçirilen bir zaman var. Ama burada Deleuze'ün de söylediği gibi daha çok kullandığımız zaman ölçüsü süre. Yani sinema dediğimiz zaman öncelikle süreden bahsediyoruz. Çünkü bir sekans oluşumunda orada sadece mekanın zamanla değişimi söz konusu değil. Aynı zamanda bilinç hallerinin, ruh hallerinin, rengin, ışığın vesaire değişimi de söz konusu. Dolayısıyla orada yaşanan somut gerçeklik aynı zamanda varoluşsal bir gerçeklik. Yani biz bunu sadece bir mekanik zaman değişimi, işte geçti. Birçok filmde vardır mesela Coen'lerin falan Hot Sucker Proxy'de vardır. Chaplin'in filminde vardır. Hep bir saat gösterilir. Çünkü neden? Modernin aklı saat zamanla çalışıyor. Montaj dediğimiz şey montaj bandı, fabrikalarda kullanılan montaj bandı saat zamanla çalışıyor. İşçi saat zamanla çalışıyor. Dolayısıyla saat zaman aslında insanın bedenin verimliliğini ya da ürünün üretimin verimliliğini ortaya koyan bir şey. Ama tam da bu verimlilik nedeniyle zaten bir modernizm ütopyası, modern mimarlık ütopyası bir anda distopiye dönüşüyor. Çünkü sadece verimlilikle bunu ölçemeyiz Bergson'un söylediği gibi. Oradaki insani halleri, ruh hallerini, dokunmayı, teması, yani insanların birbirleriyle olan etkileşimini, yani bütün bunları bir kozmolojik açıdan düşünmemiz gerekiyor. Yani orada siz bir kozmos yaratıyorsunuz aslında, bir mikrokozmos yaratıyorsunuz. Hani Gaston Bachelard'ın Mekanın Poetikası'nda söylediği gibi. O mikrokozmos yaratılırken artık her şey ölçülebilir bir mekandan ibaret değil. Bunun duyumsanabilir bir mekandan ibaret. İşte tam da bu yüzden Walter Benjamin neydi? Tekniğin yeniden üretilebildiği bir çağda sanat yapıtı adlı çalışmasında 1933 tarihli bir makale, tarih üzerine tezler içerisinde yazmış olduğu bir makalede sinema geldi ve hayatımızı paramparça etti diyor. Yani saniyenin işte 24'te bir şeyle bizim bütün hayatımız paramparça oldu. Ve bu paramparçalığı toparlayabilecek bir tek disiplin mimarlık diyor. Çünkü mimarlık ancak bu zaman faktörünün insan üzerinde yarattığı o karanlığı toparlayabilir, bir duygu modu yaratabilir. Hatta insanın sinema nasıl kentlerde insanın bir takım kentsel değişimlerdeki şoklara alışmasını sağlıyorsa, mimarlık da insanın mekanlar dolayımıyla şey yapmasını, sinemayı algı, daha doğrusu görüntüyü, yeni gerçekliği algılamasını sağlar diyor. Neden görüntüyü, yeni gerçekliği algılamasını sağlar? Çünkü yine referans vereceğim. Mekanın üretiminde Lefebvre diyor ki modern çağın en temel meselesi
mekanın, modern mimarlığın ve kentin bir aygıt olmaksızın okunamaz hale gelmesidir diyor. Yani artık biz, ben, sen de bilirsin, hep derslerde de arkadaşlarımıza anlatırım. Yani artık Ayşe teyze yan komşumuz değil. Yani köyde birlikte işte bu Ayşe teyze gel çay içelim dediğimiz zaman gelen Ayşe teyze değil. Ayşe teyze işte İstanbul'daysa Bakırköy'e taşındı. Dolayısıyla ona gidebilmek için ya da onu davet edebilmek için çeşitli bedensel araçlar, aygıtlar kullanmamız gerekiyor. Yani bedenin ve mekanın her şeyin yeniden üretildiği aygıtlar kullanmamız gerekiyor. Ve bu aygıtlar bize ne yapıyor? Bir takım çerçeveler üretiyor. Yani otobüsteysek, trendeysek, ne derler işte metroda, evet, bir şey görmüyoruz o yer altında. Hatta uçaktaysak, helikopterdeysek bize hep çerçeveler üzerinden mekanı deneyimlememizi ve duyumsamamızı sağlıyor. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz aslında? O montaj bantındaki somut üretimi bu sefer zihinsel bir üretim haline getiriyoruz. Bir bilinç üretimi haline getiriyoruz. Ve algısal montaj yapmaya başlıyoruz. Aslında hepimiz birer sinema üretiyoruz zihnimizde. Bir yerden bir yere giderken bir dahaki sefere, oradan öyle gitmiştik, buradan böyle gitmiştik gibi hikayeler oluşturabiliyoruz. Yani bir hikaye anlatıcısı haline de geliyoruz. Tıpkı hani Benjamin'in flanörü gibi. Yani Benjamin'in flanörü nasıl vitrinlerde dolaşaraktan bir, değil mi, hikaye anlatısı haline geldiyse, insanlar da artık büyük şehirde, metropolde birer hikaye anlatıcısı, birer film üreticisi haline geliyorlar. Çünkü sürekli zihinsel montaj yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki o zihinsel montajla nesnel montaj arasındaki ilişki, hatta çatışma, yani diyalektik montajdan söz edecek olursak çatışma, bize beraberinde aslında sinema ve mimarlığı ya da mekan ve zamanı ya da içerisi ve dışarısı gibi kartezyen ayrımların artık imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunlar sürekli birbirlerine eklemlenerek Deleuze'ün deyişiyle oluş halinde olan, akışlar halinde olan hareket blokları, süre blokları, zaman mekan blokları yaratıyorlar. Ben şimdi çok konuştum galiba. Sen birazcık istersen bir şeyler sormaya ya da anlatmaya devam et. Sohbet gibi olmadı, böyle monolog gibi de olmasın. Ben hani soy kütüğünün nerelerden beslendiğini bir kısaca özetleyeyim istedim. Zamanımız da çok fazla değil, bir saat. O yüzden hani öyle. Ben soruları da zaten gelirse not edeceğim. Birisi yayını kaydedecek misiniz demişler. Evet, kaydedeceğim. Muhtemelen YouTube'da da sonra yayınlanacak. Daha sonrası için, ama bir son 10-15 dakika içinde saati muhtemelen soruları alırız. Ben şimdi birkaç şey not ettim aslında. Çok hakikaten yine dolu dolu bir sürü şey söylediniz, ama bir iki şeyi aslında hatırlatma yapmak istedim size anlatırken. İlk bu anlattığınız modern mimarlık ve modern ya bağımsız sinemacıların o Siam Kongresi ile buluşması anına ya da o döneme, tarihsel olarak da aslında modern mimarlık ve sinemanın çıkışı, teknik olarak, kuramsal olarak değil belki ama çıkışı aslında zaten tarihsel olarak da aynı zamanlara denk geliyor. O yüzden birlikte kesinlikle konuşmaları, çatışmaları ya da etkileşim içinde olmaları biraz kaçınılmaz. Birbirini anlatıyor, birbirini etkiliyor tabii ki. Bir de yine Eisenstein'dan bahsettiniz. Onun da bir mimarlık eğitim var, süreci var. Var, evet. O da çok çok önemli aslında. Yani evet, onun da onu atladım. Evet, mimarlık ve mühendislik eğitimi alıyor beraberinde. Öncelikle tiyatro çalışmaları yapıyor. Sahne dekorları yapıyor sinemaya geçmeden önce. Moskova Tiyatrosu'nun önemli set tasarımcılarından. Ama daha sonra özellikle bu şeyle birlikte, Lenin'in sinema programı ile birlikte sinemaya gönül verenler arasında, o da Chica Vertov gibi, Kameralı Adam gibi, hemen hemen aynı dönemlerde Chica Vertov Kameralı Adam 1929'da çekiyor. Eisenstein de 1919'dan itibaren film yapmaya başlıyor.
Bir notum daha var. Ben aslında bu yazınızdan aldığım bir nottu bu. Çok güzel bir tanım gibi geldi. Sinema için bir çerçeve içinde o çerçevenin dışındaki hemen her şeyin neredeyse anlatıldığı bir alan gibi öyle bir tanım mı diyeyim artık ifadeye rastladım. O çok hoşuma gitti aslında. Bir yandan bana şimdi bu zamansallıktan bahsederken bu süre aslında kişisel ve içsel bir süre zamansallıktan bahsettiğimiz sinemadaki en azından sürekli bir zaman değil de o kişisel aslında dışımızda olan şeyler değil de belki o kentteki yine Ayşe teyzeyi görmeye yolculukta tam da o dış çerçevenin dışındaki her şeyi içeride nasıl deneyimlediğimiz o da biraz mekansal bir sinema yaratıyor belki aklımızda mı diyeyim. Evet, yani geçen hatta ben bununla ilgili bir şey okumuştum, bir metin okudum. Alexander Kluge'nin Sinema Yazıları diye bir kitabı çıktı yeni, yanılmıyorsam 1-2 sene önce çevrildi Türkiye'de. Orada yine bu, şimdi geleceğim o kadraj çerçeve meselesine. Orada sinemanın tam da bu nedenle aslında Deleuze'ün de daha sonra beyin ekran tanımıyla yaptığı gibi bir nörosinema olduğunu söylüyor. Yani aslında bakarsan hani bizler seyirci olarak, yani sinema dediğimiz zaman aslında bir üçlemeden söz ediyoruz, değil mi? Hani seyrin mekanı var, mekanın nesnesi var. Hani seyrin mekanı sinema, mekanın nesnesi ekran. Ondan sonra hani bizim seyirci halinde olduğumuz bir de seyirci var. Şimdi bu üçü olunca sinema oluyor aslında gerçek anlamda. Yine Platon'a döndük gibi geliyor da. Evet, aynen, mağara teorisine, ama biz gönüllü kullarız. Platon'undaki gibi zincirli değiliz yani. Gönüllü kulluk birazcık bizim yaşadığımız şey. Yani sinema ile ilgili yaşadığımız her türlü deneyim, acıda, öfkede, korkuda, gelecek kaygısı da ya da sevinçte, mutlulukta, her türlü deneyim ve duygu bizim gönüllü kulluğumuzla ilgili. Yani orayı bilinçli olarak tercih etmemizle ilgili bir seyirci. Tabii ki burada hani sinemayı kutsamak da çok söz konusu değil. Yani sinemada insanın zihnini inşa eden bir şey. Hani bütün kitle araçları gibi Marshall McLuhan'ın söylediği, yani her kitle aygıtı sinemayı, sinema gibi insanın zihnini inşa eder ve insanın yaşamını yeniden üretmeye meyleder. Yani o yüzden de zaten hani bu 12 bin tane kültür film hareketi çıktı ortaya. Yani çünkü bunların hepsi aslına bakarsan bir modern yaşam propagandaları, modern yaşam üzerine yapılmış çalışmalarla dolu. Ama öte yandan da hani bu çerçeve meselesinde işte dedik ya, hikaye anlatıcılığı meselesi ya da işte o zaman ve mekanın insanın zihninde sürekli yeniden üretilmesi ya da Walter Benjamin'in algılama ve alımlama üzerindeki düşüncesi. Burada da perdenin içerisindeki gerçeklik, hatta ona kadraj dediğimiz zaman bir çerçeve içerisindeki gerçeklik, tıpkı Corbusier'in pencere içerisinde sağan gerçeklikleri gibi ya da architecture promenade dediği şey gibi, çerçeve içerisindeki gerçekliği biz bir anlatıyla birlikte çerçeve dışındaki gerçeklikle eklemleme halinde sürekli edimi içerisinde oluyoruz seyrederken. Dolayısıyla yaptığımız şey, hani Türkçesi tam nedense kafamda oturmuyor. In space of space gibi. Yani mekan içi, mekan dışı gibi bir şey bu. Mekan içiyle mekan dışının sürekli eklemlenmesi söz konusu. Bu eklemlenme süreyle yine çok bağlantılı. Yani o eklemlenme o sahnede işe yaramayabilir. Ancak 5 sahne sonra, 5 sekans sonra da işe yarayabilir. Dolayısıyla biz oradaki işte Kluge'nin de söylediği ve sürekli şey üretiyoruz kafamızda, nörobilimlerle çok hakikaten anlaşır dediği şey, insanlar sürekli zihninde o eklemlenmeyi yaparaktan aslında filmle olan ilişkisini test ediyorlar. Yani filmle olan ilişkisini ölçüyorlar. Mesela Hollywood filmleri bu konuda şeydir, hani bir seyirci inşa yoluna gider. Birçok insan Hollywood filmlerini işte daha çok, hani ne derler,
piyasa filmi gibi düşünebiliriz ya da işte daha kapitalist sermayenin oluşturduğu, inşa ettiği film. Ama Hollywood filmleri bile aslında arka planında çok katmanlı okumalar içerir. Mimarlıkla özellikle ilişkilendirirsek bunu, mekan algısıyla, duyumuyla ilişkilendirirsek, yani diyelim ki Inception filmi, diyelim ki Interstellar filmi. Yani Interstellar filmi üzerine mesela ben aldım, daha çok ciddi içine girmeye cesaret edemedim. Bir fizik kitabı var. Yani Interstellar üzerinden bir fizik kitabı yazılmış. Yani sonuçta hani Inception dediğimiz şey işte Freud'un rüya katmanları arasında gezinti. Ama biz bunu zaten artık görüntü mekanları dediğimiz ekran üzerinde sürekli yapabiliyoruz, değil mi? Hani siber mimarlık dediğimiz zaman ya da sanal mimarlık dediğimiz zaman bunu artık sürekli gerçekleştirir hale geldik. Yani bunun ete kemiğe bürünmesi gerekmiyor. Biz orada o anlatı diyagramı üzerinden meselenin ne olduğunu idrak edip çerçeve dışını sürekli zihnimizde üretir hale geliyoruz. Ve işte o mucizevi sekans geldiğinde, ha işte şimdi oldu diyebiliyoruz. Yani şimdi olay bağlandı diyebiliyoruz. O yüzden de hani özellikle mesela Godard'ın sineması ikon ağırlıklı bir sinemadır. Ve doğrudan göstergelere dayanır. Ondan sonra ama şeyin sineması, Hitchcock'un sineması dramatik yapıya dayalı bir sinemadır. Hikaye anlatıcılığına ve bu hikaye anlatıcılığının atmosferine dayanan bir sinemadır. Yani orada sürekli Hitchcock atmosfer üreterekten ve insanların da hakikaten o sensör motor sistemleriyle oynayaraktan, yani işte vertigoda yükseklik korkusu vardır, öbür tarafta adamın bacağı kırıktır, işte şeyde açık ne derler, arka pencerede bacağı kırıktır vesaire. Orada bir sensör motor sorunu vardır. Yani adamlar arızalıdır ve o arızaları ile birlikte onun mekanı nasıl algıladığı, nasıl o mekanla ilişki kurduğu üzerinden Hitchcock bize hikayeler anlatır. Ve bütün filmleri aslında hikaye anlatıcılığı üzerine kuruludur. Ve Deleuze der ki işte o yüzden der sinema iki aşamada incelenmeli. Yani hareket imge ile zaman imge arasındaki ilişki de budur. Yani öbürününki zaman imge ise ikonla kurulan, yani Godard'ın ikonlarla bize ifade ettiği sinema, öbürü ise hareket imgedir. Dolayısıyla bunların etkileşimleri bize hep bir kristal zaman verir. O kristal zaman işte bizim zihnimizde o beyin ekran dediğimiz yerde oluşan zaman biçimidir. Yani kristal zaman fikri de hatta onun değildir. Yani modern sinemanın yine kuramcılarından Epstein'ın fikridir. Kristal zamanda insanlar zaten bu bilinç, bu hatta oradaki şeye Deleuze sadece algı demiyor, algılanım gibi bir şey, affect diye bir şey kullanıyor. Yani hani oradaki o algılama meselesi bize zaten o in space, off space olayını ortaya koyuyor, ilişkisini ortaya koyuyor. Hatta bir takım sinema politikasıyla uğraşan kişiler bunu bir büyücülük olarak düşünüyorlar. Yani bunu insanın zihnini sürekli kirleten, insanın zihninde sürekli olmadık şeyler, imgeler yaratan ve bunun üzerinden de bir neoliberal şeyler üreten, politikalar üreten, işte sermayeyi bunun üzerinden şekillendiren. Evet tabii, çünkü hani işte atıyorum Star Trek ya da Star Wars ya da bilmem ne gibi filmlere baktığın zaman bunun sadece bir prodüksiyon olmasıyla kalmıyorlar bunlar. O post prodüksiyon da kalmıyor. Post prodüksiyonda işte oyuncakları çıkıyor, heykelleri çıkıyor, giysileri çıkıyor vesaire. O zaman hakikaten bu bir büyücülüğe dönüşüyor. Yani o arka planda senin zihnini öyle bir inşa ediyor ki o off space denilen mesele. Hatta Pascal Bonnisser'ın bu konuda, Bonnisser'in çok iyi bir çalışması var. Ben çok beğenirim. Yani defalarca döner döner okurum, hiç de sıkılmam. Bir ilk kitabı Bakış ve Sestir, ikinci kitabı da Kör Kadraj'dır.
Kör kadrajda işte bu körleşmeden bahseder. Yani zihin körleşir bir süre sonra. Ne aldığını, ne anladığını anlamadan yerleşir sürekli. O yüzden de Benjamin şey der, algılama ile alımlama farklı şeylerdir. Yani bir filmin siz doğrudan algılamak isteyebilirseniz, isterseniz eğer, yani oradaki mekana, zamana, mimarlı, o yüzden mimarlıkla çok der örtüşür, algılarsınız. Ama alımlamak hiç farkında olmadan da alımlayabilirsiniz. Yani biz sonuçta bir evde, hepimiz bir mekanda yaşıyoruz. O mekanı bir süre sonra öyle kanıksıyoruz ki bir şeyi algılamamaya başlıyoruz. Yani sadece alımlayarak yaşıyoruz. Yani bu bir yerlere yerleşiyor. Artık bilinç dışı mı üretiyor, bilinç altı mı üretiyor. Yani onun ürettiği şey her neyse zihni inşa ediyor. Böyle. Gizli bir varlık aslında büyücülükten mesela, o yüzden hakikaten Evet, mantıklı evet. geliyor. Yani o yüzden zaten Deleuze de diyor ki sinema artık hani inorganik bir makine değil diyor. Organik bir makine diyor yani. Hele ki mekanla etkileşimi doğrudan onun bir organizmaya dönüşmesine sebebiyet veriyor. Yani mekanla ilişki kurarak, yani çünkü her şey mekan ya sinemada, yani perdede mekan vesaire. Artık o tamamıyla bir inorganik bir mekanizma. Yani insanın iliklerine kadar işleyen, hatta bilim kurgu filmlerinde bunu çok iyi şey yaparız yani. Mecburen. Aa, görüntü dondu ama. Dondu. Görüntü. Tamam, şimdi geldi. Anlaşıldı mı? Ben duymuyorum senin sesini şu anda. Geldi mi? Tamam. Şu an ben sizi duyabiliyorum. Bilmiyorum siz beni duyabiliyor musunuz? Sesin Son. kesintili geliyor. Bir şarj problemim var acaba? Baktım ama Biraz ben de bakayım. onu bir şarj problemi olabilir. Aslında şarj var ama Bunun şarjı da yeniden söndü. bir şey yapalım şarj. Tamam. Evet. Zaten bir saat dolunca sanırım kesilecek. Şöyle bir 15 dakika yakın, 20 dakika yakın bir zaman kaldı. Son bir şey daha sorup orayı da geçip belki sorular varsa onları alırız diye düşündüm. Şimdi hani şeye dönüyorum. Hani mekanı kurgularken ben görüntü yine dondu ama yarıda kalmasın diye duruyorum. Işıl Hocam, ben de görüntünüz çok ya kesintili ya da durdu zaten şu anda. İzleyenlerde bir sorun var mı? Görüntü nasıl? Onu sorayım. Ben Işıl Hocam, sizin görüntünüzü hiç alamıyorum şu anda. Nasıl yapsak? Dondu değil mi? Evet. Deneyeyim. Hı, koptu zaten. Tamam. Bu arada sorularınız varsa ben onları da not almaya başlayabilirim. Işıl Hocamın bağlantısı düşmüş. Tekrar bağlandığında hemen alacağım. Tamam. Tekrar hani sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz alta bu arada. Geldi Bir bağlantı. Beni görüyor oldu. musunuz? Evet. Evet, ben Tamam. görüyorum. Ses de geliyor. Gayet. Tamam, peki. Tamam. Bu arada sorular gelmeye başladı ama ben hemen hızlıca soracağım şeyi sorayım önce. Tamam. Değinelim.
hani zamandan biraz bahsettik ama bu mimari kurgulama sırasında diyeyim ya da sekanslardan bahsettik. Aslında o sekans ve montaj ilişkisi de çok elzem, hem mimarlıkta hem sinemada. Biraz ona değinelim istedim aslında bir yandan. Çünkü bir yandan Sergei Eisenstein'ın aslında montaj teorisi var. Hem mimari, montaj ve mimarlık diye bir yazısı da var. Hani bu montaj, mimarlık arasında o ilişkiye de biraz değinmek istedim. Onunla ilgili ne söylersiniz, ne? Şimdi biliyorsun orada iki tane o dönemde gelişen iki tane montaj şey var. Kuleşov montajı ve Eisenstein montajı diye geçiyor. Ama iki tane montaj paradigması var ya da ekolü var diyebiliriz. Oradaki hatta Pudovkin'in de bu anlamda çalışmaları var. Ama orada Eisenstein'ın özellikle yazdığı mimarlık ve montaj üzerine yazısında sen de biliyorsun. Oradaki konstrüktivist doğrudan teoriden yola çıkarak avantgard akımlarda çıkarak ortaya çıkan bir şey o. Yani Eisenstein biraz mimarlıkla orada analoji kurarak diyor ki bir şey üretmek, görüntü bir sekans üretmek ya da görüntüleri arka arkaya eklemleme yolu yani montaj yolu tıpkı bir mekan üretiminde, bir bina üretiminde tuğlaları üst üste koymak gibidir diyor. Ve buradaki o konstruktivist paradigmaya gönderme yapıyor. Zaten şeyin de Çıkavertov'un da beslendiği paradigma hemen hemen aynısı. Yani o dönemde konstruktivist paradigma doğrudan endüstriyel üretimi temel alıyor. Endüstriyel üretimde ki o montaj bandındaki gibi çıkan her türlü üretim ürünün standartizasyonu söz konusu. Bir hani ölçülebilir olması, ölçüye gelmesi söz konusu. Ama Eisenstein bunu çok zekice ve bence tarihte hakikaten diyagramı bu anlamda, sinematografik diyagramı ilk icat edenlerden bir tanesi. Özellikle Potemkin Sırtlısı filminde ve Alexander Nevsky filmi için iki ayrı diyagram oluşturuyor. Bu diyagramda görüntüyü, sesi, storyboard'u yani görüntü storyboard, ritim akışları, hareket akışlarını hepsini eşleştiriyor. Yani biz orada müziği de görüntü çerçevelerinize, hareket akış şemasını da, kentsel mekanın silüetini de hepsini bir arada görüyoruz. Ve buradaki o diyagramatik bakış, tam da Deleuze'ün söylediği gibi diyagramatik bakış beraberinde bütün bu süreçlerin birbirine nasıl eklemlenebilir olduğu meselesini gündeme getiriyor. Daha sonra Bernard Shumi özellikle Alexander Nevsky filminde kullandığı diyagramdan yola çıkarak biliyorsun Parc des Villettes projesini geliştiriyor ve Parc des Villettes projesinde doğrudan o Alexander Nevsky'de kullanılan çerçevelerdeki kopmaları analiz ediyor. Ve bu kopmalar üzerinden yani montaj bizim düşündüğümüz gibi seri montaj değil. Yani oradaki dramatik montaj meselesi tam da bu işte hani duygunun, düşüncenin o düşünce imgesi olma meselesi gibi. Duygunun, düşüncenin, ruhun, atmosferin, rengin her şeyin birbirleriyle eklemlenebilme meselesi. Ne bir aygıt gibi o da düşünüp Foucault'a gönderme yaparak delilik çerçeveleri diyor. Foliler diyor onlara. Ve o folilerin amacı o şeyi söyledik ya zaman mekan çerçevelerini Eisenstein'in ya da Siegfried Gideon Corbusier ile ilgili Corbusier'in mimarlığı bir zaman mekan mimarlığıdır. Bu anlamda da en çok sinema mimarlığı anlaşılabilir kılar der 1949 yılında yazdığı kitapta. Ve oradaki o zaman mekan mimarlığı Einstein'ın şeyi gibi görelilik, özel ve genel görelilik teorisiyle birleşerekten bize her çerçeve farklı görüntü meselesini, farklı görüntü çerçevesini gündeme getiriyor. Biz sürekli o delilik folilerinde farklı olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla orada zihinsel kopmalar da söz konusu. Yani tıpkı kadraj dekadraj gibi. Yani bir kadraj var ama kadrajın dışı da var.
kadrajın dışına başka bir folyeye baktığımız zaman biz kadrajın dışını görüyoruz. Ama orada kadraj aslına bakarsanız sadece belli bir şeyde rotada yürürsek var. Ama belli bir rotada yürümek mümkün değil. Yani Chomin'in yaptığı diyagramlar, biliyorsun yüzlerce diyagram yapıyor Chomin şeyle birlikte, bu Alexander Nevsky şeyle birlikte. Ve bu diyagramları oluştururken diyor ki işte bu foliler bize hareket, zaman, mekanı afektle, yani duygulanımla birleştirerek aktaran şeyler diyor. O zaman ne oluyor? Bizim o endüstriyel montaj dediğimiz mesele, seri montaj dediğimiz mesele sadece sinematografi makinesinin, aygıtın bir karakterini ifade ediyor. Ama aygıtın edimini, aygıtın pratiğini ifade etmiyor. Çünkü aygıtın pratiği, edimi doğrudan bize tasarım araçlarıyla birlikte gelen bir şey. Dolayısıyla oradaki Eisenstein'ın da söylediği çarpıcı montaj dediği mesele, yani bizi şoklara alıştıran çarpıcı montaj meselesi, işte bu duyguyu, patosu oluşturan bir şey. Yani antik Yunan'daki şeyle kullanırsak, orada yaratılan patos bir sıçrama hissi insanlarda. Yani bir duygusal sıçramalar sürekli yaratıyor. Hani Chomin'in de yaptığı işte o foliler, o duygusal sıçramalar aslında. Ya da Jacques Nouvel'in işte şey, o Arap müzesinde ışık oyunlarıyla yaptığı, ben burada sinema ürettim aslında dediği mesele, o işte ruhsal sıçramalara karşılık geliyor. Çünkü biz her ışık çerçevesinde başka bir görüntüyle karşı karşıya geliyoruz, kalıyoruz. Ya da Libeskind'in Soykırım Müzesi'nde yapmış olduğu şey, kırılmalar, dekonstruktivist kırılmalar. Oradaki kırılmalar da aslında benzer şekilde açıklanabilir. Zaten bizim hani soykütük dediğimiz şeyle oradaki dekonstruktivist kırılmalar aynı şeye karşılık gelir. Yani oradaki sürekli o kırılmalar üzerinden hareket eder tarih de der Foucault. Tarih hiçbir zaman lineer bir anlatı değildir. Yani orada tarihte bir takım kırılmalar vardır, sekanslar vardır, olaylar vardır, mekanlar vardır, insanlar vardır. Bunların her biri sürekli birbirleriyle etkileşirler ve bir takım kırılmalarla paradigma değişir. Hani Thomas Kuhn'un söylediği gibi. Bu değişen paradigmalar beraberinde aslında bize paradigmalar arası mutasyonları verir. Yani mutasyonlar nedir? Deleuze'ün oluşlar dediği şeydir, akışlar dediği şeydir. Biz böylece o kadraj-dökadraj ilişkisiyle sürekli akışlar dediğimiz olayı gerçekleştiririz. Yine o in space, off space, kadraj-dökadraj hepsi birbirine bir yerde, bir zeminde bağlanıyor. Evet, artık eklemleniyor birbirine. Eklemlenerek zaten seyirci modunu oluşturuyor, seyir modunu oluşturuyor ya da mimarlıktaki tasarım modunu oluşturuyor. Yani burada mimari tasarım süreciyle sinematografik tasarım araçlarının süreci arasındaki etkileşimden de tam bu noktada bahsedebiliriz. Hocam birazdan yayın kesilecek diye ben de... Tamam, sorular varsa onları alalım. Sorular genelde şey sorusu gelmiş. Önerilecek kaynak, zaman ve sinema ilişkisi, zaman sinema mimarlık arasında önerilecek kitap kaynakları sormuşlar. Bir öyle bir öneriniz varsa onları alabiliriz. Bir de bu Frankfurt'tan, Bauhaus'dan yapılan filmlerden bahsettiniz. Onlara ulaşılabilecek kaynak var mı? Arşiv nereden ulaşabiliriz diye sormuşlar. Öyle bir yönlendirme yapabilirseniz. Onun dışında siz bunları cevaplarken ben yukarıda bakayım, tamam. Başka soru gelmiş. Şimdi bu konuda kaynak, aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Yani sinema mimarlığın en temel kaynağı entelektüel ajanda. Yani sadece bir sinema mimarlık ilişkisini anlamak teknokrat bir kafayla olmuyor. Yani bir mühendislik, bir mimarlık kafasıyla ya da şeyle olmuyor. Yani okuduğunuz her türlü edebi metin, mesela Proust'un 8 cildi işte kendi çocukluk anılarını yazarken aslında bize inanılmaz sinematografik bir deneyim sunuyor.
Yani bunu anlamadan Proust'un o sinematografik deneyimini, yani bir kent deneyimi sunuyor, bir yürüme deneyimi sunuyor. Daha sonra Dibor'un psikocoğrafi haritaları da böyle. Yani ben şimdi ne söyleyeyim? Gösteri toplumunu okusunlar ya da işte Palazman'ın kitaplarını okusunlar ya da işte sinema mimarlıkla ilgili girdikleri zaman zaten Google'a dünya kadar sinema mimarlıkla ilgili literatür var. Ama bu literatürlerin her birinin incelikleri var. Yani konuşmamızın başında söylediğim gibi bunu işte psikanaliz üzerinden gidersen başka bir sinema mimarlık okuması yaparsın. Gender, toplumsal cinsiyeti başka bir. Her biri bunun bir şeye karşılık geliyor aslında. Bir yapıta karşılık geliyor. Bir araştırmaya, bir çalışmaya karşılık geliyor. Dolayısıyla böyle mutlak bir şeydi. Hani Bernard Chomie'nin şimdi Türkçe'ye de çevrildi. Kopuşlar kitabına baksınlar. En azından o ilişki nasıl kuruluyor diye düşünsünler. Ya da işte Peter Eisenman'ın Diagrammatic Diaries diye bir diagramatik şeyler, günceler diye bir kitabı var. Yani Türk Yine kesildi. Yine bağlantı gitti ama Işıl Hocam'ın dediği aslında bir dolu okunması gereken aslında kendi içinde montajlanacak birçok farklı Işıl Hocam, ben yine görüntünüzü ve sesinizi kaybettim ama yine kaybettim. Aslında yayında sona erecek. Bitirip tekrar mı başlasak? Evet, yeniden geldim. Yine gitti. Ben Siyam Kongresi ile ilgili mesela artık. House'la ilgili çekilen ama bunların hepsi artık birer telif meselesi. Yani özellikle bu sene de Bauhaus yılı olduğu için bu tür filmleri ancak telifle yani telifini ödeyerek ya da kendisine sahip olarak şey yapabiliyoruz. Yani ben mesela geçen gün Tati ile ilgili bir kitap çıkmış. Yanında da CD'lerini veriyor. Yani işte ancak öyle satılıyor artık öyle hani korsan bir şeye girmiyorsanız bu tür şeyleri korsanda da bulmak çok mümkün değil. Criterion denilen bir prodüksiyon şirketi var. Özellikle sinema mimarlıktaki etkin bu isimlerin filmlerini topluyor. Bauhaus mağazasından doğrudan elde etmek mümkün. Mesela işte Charles Ray Eames'in şey var, filmleri var, kısa filmleri çok önemli. Yani oralara gelmedik hani postmodern. Daha doğrusu 50 sonrası mimarlık ve sinema ile ilgili meseleler. Onun mesela kısa filmleri var, çok önemli. Hep böyle teknoloji ile ilgili, dünya mimarlık fuarları ile ilgili, dünya fuarları ile ilgili vesaire filmler çekmiş. Çok bence önemli filmler. Hatta bu sene İmsin filmi de çıktı, çekildi belgesel. Oradan yani ancak bunun hani şey aşırı yaparak trend. ödeyerek parasını artık Amazon mu vesaire bir yerlerden alacaklar. Ubi Films diye bir kanal var. Ubi Films. Ubi Films'te bir takım avantgard filmlere rastlamak mümkün. Ama bunun için de öncelikle bir dokümantasyon çalışmaları yapması gerekiyor, yapmaları gerekiyor. Yani böyle hani hap halinde işte şu filme bakın deyip geçemem. Evet Yok. ben Noye Frankfurt akımından bahsettim. Hani yeni Frankfurt akımından bahsettim. Çünkü orada 5 tane film çekildiği için kısa kısa ama bu filmlerin de her biri yok. Yani Frankfurt Mutfağı bile geçenlerde şey yaptığımda yoktu yani. Hani kaldırılmıştı ya da yayından. Bir ara YouTube'a düşüyor, birileri koyuyor. Sonra da daha sonradan kalkıyor. Böyle. Doğru. Hocam yayın kesilecek. Aslında bir soru geldi. Ben onu da sormak istiyordum ama mimari tasarım stüdyolarında
sinemanın etkisi nedir diye bir soru sormuştu Nilay hocamız. Ama vakit kaldı mı bilmiyorum. Mimar tasarım stüdyoları ile ilgili sen de biliyorsun. Ben bir takım workshoplar yapıyorum sinemanın nasıl kullanıldığı ile ilgili. Yıldız Üniversitesi'nde birkaç workshop yaptım bununla ilgili. Bizim Yeditepe'de de yapmıştım. Ondan sonra daha sonraki belli okullarda da yaptım. Aral Üniversitesi'ne vesaire. Mimar tasarım süreciyle tasarım stüdyolarında Bir dakika daha bekleyin hocam bağlanabilirse son alalım yoksa bugünlük bu kadar zaten bir saati aştık. Sanırım bağlantı yenileyemedik. Herkese çok teşekkürler katıldığınız için. Ben Işıl hocama da buradan çok teşekkür edeyim. Katıldı. Hakikaten yoğun programında gönülden bütün o güzel bilgilerini paylaştı. Son bir kontrol. Işıl hocam geldiyse son cevabını da alıp kapatacağım. Tamam. Bağlandı sanırım. Işıl hocam, süremizi aştık ama arada kopmalar oldu. Ben de uzatmaları alayım dedim. Bir iki dakika daha. Sözünüz de yarım kalmasın. Son o mimarlık stüdyolarında eğitimle ilgili cevabınızı alalım, öyle kapatalım. Yarım kalmasın. Asu hocam, evet, yayını açık tutacağım, kaydettim. 24 saat görüntülenebilecek. Ben bu arada tekrar Işıl hocamın sesini alamıyorum ama. Kaybettim. Tamam, bunu halledeceğiz. Bunu başaracağız bugün. Sanırım bu kaydı daha sonra YouTube'a da yükleyecekler bölümden YouTube sayfasına. Tekrar. Işıl hocam. Duyabiliyor musun? Bu saatlerde biraz yoğun oluyor. Neden bilmiyorum. Tam bu saatlerde hep bir internette yoğunluk oluyor. Öyle. Az önce Asu hocam da bu kopuşlar olunca öyle bir şey yazmıştı. Merak ettim. Bu da sinematografik diye. Olabilir. Ben teşekkür ederim Işıl Hocam. Ne doldurdunuz bizi. Aslında daha da çok şey sormak, konuşmak istiyoruz hepimiz tabii. Ses yine gidiyor.
Ses görüntü biraz karıştı. Işıl Hocam. Evet. Bu ayrı bir başlık olur. Tekrar olursa inşallah öyle bir başlıkta ayrıca konuşulacak geniş bir konu. Ben yayında yani çok rahat değil, sürekli kopuyor. O yüzden sizi de çok da tutmak istemiyorum. Herkese çok teşekkürler katıldığı için. Işıl Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu.